Ben de yemek listesini soracaktım. Ne isterseniz pişirin. Kim ararsa yokum. Uyuyacağım. Bu sesler nedir? İşçiler iskele kuruyor, beyefendi istemiş. Onlara da sizin yeminizden mi vereceğiz, yoksa kuru fasulye, pilav, hoşaf mı yapalım? Aşçı soru ver dedi. Oh, bilmiyorum. Hanımefendi? Beyefendi telefon etti. Uyuyordunuz, ben konuştum. Ne istiyormuş? Ruşen oğullarına yemeğe gidilecekmiş. Saat 7'de otomobili göndereceğini söyledi. Saat kaç? 5'e geliyor. Ancak hazırlanırsınız. Berberinizi çağırayım mı? Ne giyeceksiniz? Sonra seçerim. Klasik güzel geçiniyor. Mücevhere de bayılıyor. Kuyumcu vitrini gibi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pek güzelsin Selma. Mersi. İşte içkin. Bu müziği de seversin diye çaldırdım. İyi tanıyorsun Selma'yı. Tanımaya çalışıyorum. Biraz daha yakından tanımak için en iyi vesile danstır. Bir çift küpe var sana bu işte. Birini mi arıyorsun? Evet, kocamı. Niçin gecikti acaba? Kim bilir nerelerdedir. Hala alışamadın mı? Hayır. Ani bir işi çıkmıştır, sarışın veya esmer bir iş. Yoruldum. Senin gibi bir kızı yalnız bıraktığı için ceza vermelisin ona. Bana inandığı için yalnız bırakabiliyor. Mesut adam doğrusu. Bir hatası var galiba. Benim kadar sizlere de inanıyor. Rıza Bey evde mi? Hayır hanımefendi, sizinle beraber değil mi? Annemle mi konuşuyorsun? Anneciğim! Ben de seni soracaktım, yemeğini yedin mi oğlum? Yiyorum anneciğim, söz dinliyorum. Fakat seni çok özledim. Ben de seni özledim yavrum. Babana söyleyelim de bir gece üçümüz yemek yiyelim, üçümüz baş başa oturalım. Allah rahatlık versin oğlum. Mesut değilsin. Oysa istesen... Sadece bu sözleri duymamak istiyorum. Sana karşı olan hislerimi biliyorsun. Neler yapmaya hazır olduğumu da biliyorsun. Bana bir içki getirir misin? Memnuniyetle. Bir yere gitsek mi? Biraz hava almak ister misin? Hayır. Rıza'ya mı kızdın? Bilmem. Kızılacak o kadar çok şey var ki. Yardım sevenlerin balosuna gidiyoruz tabii. Bilmem. Yardım sevenlerin balosuna beraber gideceğiz, söz değil mi? Gelmek istemiyorum ama kocam bilir. Rıza'ya sorarsınız. İyi geceler. Yaman adamsın Naci. Misafirlerini bırakıp çıkan bir ev sahibi nerede görülmüş? Rıza gelmeyince Selma'yı yalnız bırakmak istemedim. Ben götürebilirdim. Nereye götürmek isterdin acaba? Bundan korktuğum için geldim.
usta, dinle beni. O iskeleyi biraz daha yükseltin, sonra sağ tarafa kaydırın, hadi bakayım. Baş tamam üstüne. Bu işleri seviyor musun? Sevmiyorum. Peki, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Babam gibi olacağım. Okula gidiyor musun? Birinci sınıftayım. Orada daha çok arkadaşım vardır. Hiç arkadaşım yok ki benim. Niçin? Babam istemiyor. Yalnız başına büyürsem kuvvetli olurmuşum. Ne demek bu? Babana sorsana. Kızar. Öyleyse biz arkadaş olalım. İkimiz mi? Evet. Olamayız. Ben yabancı dil biliyorum, piyano dersi alıyorum, yüzme öğreneceğim, kışın kayak kayacağım. Sen benim gibi değilsin ki, çalışıyorsun burada, sonra da gideceksin. Gene de arkadaş olabiliriz, bildiklerini öğretirsin bana. İzin verirlerse bir gün gezeriz, uçurtma yaparım sana, topa çevirmesini öğretirim. Öyle oyunlar oynamam ben. Ben de oynarım sizle. Anneciğim, canım anneciğim. Korktum söyleyemedim, amcanın dediklerini yapmak istiyorum. Sen de bizimle olursan babam kızamaz değil mi? Ne için kızsın oğlum? O da benim kadar seviyor seni. Ama bana sen çocuk değilsin diyor. Ne zaman çocuk olacağım? Hele biraz daha büyü o zaman. Tayfun kom her. Tayfun çalışmak var. Şiir bilmek, Almanca sonra yapmak, müzik, piyano. Güle güle, topacı uçurtmayı unutma. Hiçbir çocuğa benzemiyor Tayfun, hepsinden farklı. Olmalı mı acaba? Doydum. O bitecek. Doydum diyorum. Hatırım için.